Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2023-2024 adli yıl açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yeni anayasa çalışması ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun yeni bir anayasayla daha da güçleneceğini söyleyen Erdoğan, istiklal için bu kadar ağır bedeller ödemiş bir milletin yeni bir anayasayı anasının ak sütü kadar hak ettiğini düşünüyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuz böyle bir anayasayla daha da güçlenecek dedi. Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasanın 85 milyonu kapsayacak bir metin olması gerektiğini belirtti. Siyasi partilerden, yüksek mahkemelerden, üniversiteler ve vatandaşları sürece katkı vermeye davet eden Erdoğan, yeni anayasa girişimlerinin tekrar başlatılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi. Bizim siyasi hayatımızın her döneminde dile getirdiğimiz hükümet teklifi olarak da 2011'den beri her seçimde milletimizin önüne koyduğumuz bir hayalimiz var. Bu hayal Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından kurtararak yeni, sivil, dili ve içeriğiyle bugünü ve yarını kucaklayan Türkiye yüzyılına yakışır bir anayasaya kavuşturmaktır. Darbe anayasasının gölgesinde Türkiye yüzyılını konuşmayı ülkemiz ve demokrasimiz için zül addediyoruz. İstiklal ve istikbali için bu kadar ağır bedeller ödemiş milletimizin yeni bir anayasayı anasının ak sütü gibi hak ettiğine inanıyoruz. Milletimize vaadimiz olan birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi, ve birinci sınıf özgürlüklerin tamamlayıcısı birinci sınıf anayasa olacaktır. Türkiye yüzyılı vizyonumuz böyle bir anayasayla daha da güçlenecektir. Bunun için 85 milyonun tamamının sahipleneceği ve işte benim anayasam diyerek baş tacı edeceği bir metni artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor. Buradan siyasi partilerimizi yüksek mahkemelerimizi, üniversitelerimizi, devlet kurumlarımızı, barolarımızı, meslek kuruluşlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi ve milletimizin her bir ferdini bu sürece katkı vermeye davet ediyorum. Meclisin açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli misafir...